Augmented Humanity. Günümüzde o kadar hızlı gelişen bir teknolojiyi yaşıyoruz ki, sabah uyandığımızda bir gün önce olmayan farklı farklı kavramlar ve cihazlar oluyor. Daha hayatımızda 2-3 yıl önce duymaya başladığımız artırılmış gerçeklik ve yapay zeka kavramlarına yeni alışmışken, son zamanlarda Augmented Humanity yani artırılmış insanlık ortaya çıktı. Human Augmentation, Türkçe'ye insan büyütmesi olarak çevrilebilir. İnsan 2.0 oluşturmayı, yani insanın kendisine fiziksel ve kişisel iyileştirmeler yapmasına odaklanır. Bu gelişmelerin temel sebebi, insan vücudunun birçok kişi tarafından ciddi iyileştirmelere ihtiyaç duyan, eskimiş bir teknoloji olarak görülmesi. Her ne kadar bilim kurgu filmi gibi görünse de, insanlığı iyileştirme çalışmaları binlerce yıl öncesine dayanıyor. Kafein ya da protein tozu gibi kimyasallarla kendimizi yıllardır geliştiriyoruz. Tabii ki kendimize geliştirdiğimiz araçlar da yıllardır gelişiyor ve günümüz teknolojisine uygun bir hal alıyor. Hatta biyoteknoloji, bilgi teknolojisi ve nanoteknoloji gibi alanlardaki son bilimsel gelişmeler sayesinde insanlık bir geliştirme devriminin eşiğinde olabilir. Önümüzdeki 20 yılda insanlar şimdiye kadar bilim kurgu yazarlarının zihninde büyük ölçüde var olan şekillerde kendilerini değiştirme seçeneğine sahip olabilirler. Peki bu teknolojiler insanlığı nereye götürüyor? Bu teknoloji de pek çok buluş gibi hem iyi hem de kötüye çekilerek kullanılabilir. Ray Kurzweil gibi önemli fütüristler insanların kendi evrimlerini yönetebilecekleri bir çağın eşiğinde olduğumuzu düşünüyor. Bunun aksine bu teknolojinin üstün bir insan yaratıp askeri araçlarla kullanılacağını düşünenler de oldukça fazla. Ayrıca bu çalışmaların sosyal sınıf farkını daha da artıracağını, zengini daha zengin, fakiri ise daha fakir yapacağı söyleniyor. Peki ya şu an daha bebek de olsa bu uygulamalar nerede kullanılıyor? Mesela ders çalıştığınız masanızda sizi çalışmaya teşvik eden bir saatiniz varsa bu bir artırılmış insanlık cihazıdır. Pek çok artırılmış gerçeklik cihazı, duyularımızı harekete geçirdiği için artırılmış insanlık cihazıdır. Ve tabii ki son zamanlarda gündeme gelen insanların yeteneklerini artırmasını sağlayacak olan çipler de artırılmış insanlık ürünüdür. Son olarak insanın içindeki yaratıcılığı ve zekayı daha çok geliştiren, İnsan hayatının daha verimli geçmesini sağlayacak insanlık teknolojisi, duygusal yeteneklerden yoksun olmasına ve iş yeri gibi çeşitli alanlarda dengeyi bozmasına rağmen insan hayatına pek çok şey katacak. Hatta belki bir gün bizi yapay zeka ile yarışabilir hale getirecek. Bekleyip göreceğiz. Yazar: Işın Akpınar.